İstanbul Yeni Havalimanı Altyapı Proje Finansmanı imza töreni Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirildi. İmza törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu, çok sayıda bakan ve devlet yetkilileri de katıldı. Ülkemizin yüksek medeniyetler seviyesine yükseltecek bu çalışmaların başarıyla tamamlanmasını Rabbimizden niyaz ediyoruz. Gerçekten son 12 yılda ülkemizde çok ciddi hizmetler gerçekleştirildi. Mevlamız devamını ve tamamını ikram eylesin. Ancak Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımıza şunları da hatırlatmak istiyorum. Bu ülkenin vatandaşları olarak yaptığımız bu büyük hizmetlerden dolayı sizlere teşekkür ediyoruz. Fakat belki de bu yoğun tempodan dolayı arada ve arkanızda gözden kaçırılan belli noktalar olabilir. Mesela gençliğimizin içinde bulunduğu durum gibi. Mesela halkımızın cinnet çukurunun kıyısında olduğu gibi. Ve tarafınızdan vaat edilen ancak bir türlü hayata geçirilemeyen dindar gençliğin yetişmesi gibi. Devletimizin ve milletimizin maddi ve manevi bekasını sağlayacak ve sağlamlaştıracak dev projeler yapmakta elbette en çok size yakışık kalırdı. Yakinen inanmak gerekir ki ülkemizde yaşanan bu terör ve diğer sıkıntıların ana sebebi devlet ve millet olarak dini noktalardaki gevşekliklerimizdir. Bunları da elle düzeltme görevi zatınızla beraber devletimizin sorumluluğu da aynı şekilde sizin omuzlarınızdadır. Vakit artık bu yönde adım atma vaktidir diyoruz ve mikrofonu Başbakanımız Davutoğlu ve Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a bırakıyoruz. Son 20 yıla baktığımızda özellikle Soğuk Savaş sonrası döneme son 25 yıla 3. Havalimanı'nın aynı zamanda büyük bir finansman kaynağı olacağına dikkat çeken Başbakan Ahmet Davutoğlu, inşallah ilk etabın 2018'in ilk çeyreğinde açılışını yapacağız. Finansman ve kamu özel işbirliğiyle gerçekleşmiş havalimanı olma özelliğini de taşıyacak. İnşaat döneminde 80 bin, işletme döneminde 120 bin kişiye istihdam sağlanacak. İnşallah ilk etabı 2018 yılının ilk çeyreğinde yine Allah ömür verirse hepimiz için ki duacıyız, ilk etap açılışının da 2018'in ilk çeyreğinde birlikte gerçekleştirmek imkanı bulacağımızı ümit ediyoruz. Başbakan Davutoğlu başlayan projelere kararlılıkla devam edecek, yarım kalmayacak. Havalimanının Avrasya bağlantıları sağlanacak. Havalimanı sadece bir havalimanı olması özelliğiyle değil, çevre bağlantıları itibariyle de çok daha geniş bir alanda yepyeni bir dönemin başlangıcı anlamına geliyor. Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve bağlantısı olan otoyolunun 2016 yılı Mayıs ayında hizmete açılmasıyla havalimanının Avrasya bağlantıları sağlanmış olacak. Yine havalimanını Gayrettepe'ye bağlayacak olan hızlı metro hattının yapım ihalesini de inşallah önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde yapacağız. Kuzey Marmara Otoyolu, havalimanı hepsi birleştiğinde Türkiye sadece Anadolu ve Avrupa yakalarını değil Asya ile Avrupa'yı Pekin ile Londra'yı birleştiren projelerinin merkezinde bu havalimanımız olacak. İnşallah ilk etap hizmete girince şu an hiçbir yerde olmayan şekilde havalimanına aynı anda iki uçak iniş yapabilecek. Mevcut havalimanımızda mümkün olmayan büyük geridir uçaklar da buraya iniş yapabilecekler. 2028 yılında projenin tüm etapları tamamlanınca yıllık yolcu kapasitesi 150 milyona ulaşacak. Yıllık 57 milyon yolcunun kullandığı 1953 yılından beri yani 63 yıldır Türk ve dünya havacılığına hizmet veren Atatürk Havalimanı artık talebi karşılayamıyor. Sabiha Gökçen ile beraber İstanbul'un yolcu kapasitesi 80 milyonun biraz üzerinde. 2016 yılında 93 milyonu aşkın yolcunun İstanbul'daki havalimanlarını kullanması bekleniyor. Başlı başına bu rakamlar bile yeni havalimanının ne büyük bir ihtiyaç olduğunu ortaya koymaya yeterlidir. Projeyi hazmedemeyen belli kesimlerin aksine bu havalimanı çevre hassasiyeti açısından dünyaya örnek olacak diyen Erdoğan, bu havalimanı kendi enerjisini üreten çevreci ve engelsiz olacak şekilde tasarlanmıştır dedi. Projeyi hazmedemeyen belli kesimlerin aksine bu havalimanı çevre hassasiyeti açısından dünyada örnek olacaktır. Bu havalimanı kendi enerjisini üreten çevreci, doğa dostu ve engelsiz olacak şekilde tasarlanmıştır. Yeni havalimanı tamamlandığında yolcu kapasitesi bakımından dünyanın en büyük, gelecekte de uzun yıllar boyunca dünyanın sayılı havalimanlarından biri olacaktır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin büyük projelerinin birilerini rahatsız ettiğini belirterek,
Testinin içinde ne varsa unutmayın, dışında da o sızar. Bunların testisinin içinde yerli ve milli olan düşmanlık olunca dışarıda o sızıyor. Biz eserlerimizle konuştuk, hayata geçirdiğimiz mega projelerle konuştuk, biz hizmetlerimizle konuşmaya devam edeceğiz şeklinde konuştu. Testinin içinde ne varsa unutmayın, dışına da o sızar. Maalesef bunların testisinin içinde yerli ve milli olan düşmanlık olunca dışarıya da ancak o sızıyor. Ziya Paşa'nın dediği gibi, aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz, şahsın görünür rütbeyi aklı eserinde. Biz şimdiye kadar eserlerimizle konuştuk, hizmetlerimizle konuştuk, hayata geçirdiğimiz mega projelerle konuştuk. Biz eserlerimizle konuşmaya, hizmetlerimizle konuşmaya devam edeceğiz. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor, Allah'a emanet ediyorum.